Evet, şimdi arkadaşlar çoğul veri getiren sorgulama fonksiyonlarını inceleyelim. Çoğul veriden kastımız bu fonksiyonlar üzerinden yapmış olduğumuz sorgulama eylemi neticesinde execute neticesinde diyelim veri tabanından birden fazla veri gelecek anlamına geliyor. Şimdi burada kullanabileceğimiz birden fazla fonksiyonumuz mevcut. Bu fonksiyonlarımızdan ilki toList async fonksiyonu. Arkadaşlar toList async fonksiyonunu önceki derslerimizde zaten kullanmıştık. Neye yarıyor bu fonksiyon? Hemen gelin yazarak başlayalım. Üretilen sorguyu execute ettirmemizi sağlayan fonksiyondur diyelim. Tamam. Üretilen sorguyu execute ettirmemizi sağlayan bir fonksiyondur. Yani iQueryable'dan iEnumerable'a geçiş yapmamızı sağlıyor. iQueryable'da oluşturmuş olduğumuz sorguyu veri tabanı sunucusuna gönderiyor. Orada execute ediliyor. Execute neticesinde hedef veri neyse verileri elde etmemizi sağlıyor. Yani iEnumerable olarak devam etmemizi sağlayan bir fonksiyondur. Şimdi bunun metot ve query olmak üzere iki türlü sintaksını göreceğiz. Hemen şöyle ikisini de açayım. Şimdi örneğin yine ürünler üzerinden gidersek eğer, ürünlerde bir tane değişken oluşturuyorum. Konteks üzerinden ürünlere gidiyorum. Ardından toList async fonksiyonunu çağırıyorum. Olay bundan ibaret. Ya da arkadaşlar bunu query sintaks olarak da şöyle tasarlayabiliriz. Hemen şunu ben bir yorum satırı yapayım. From ürün diyorum in context içerisindeki ürünler tablosuna karşılık gelen bu DB sette sorgulamayı yap ve her bir ürünü bu şekilde elde et demiş oluyorum. Şimdi burada ürünleri iQueryable olarak tasarlamış olduk. Yani sorguyu. Bundan sonra execute etmek istiyorsak eğer buradaki sorguyu ne yapıyorum? ToList async'te tetikliyorum. İster böyle tetikleyebilirsiniz. İsterseniz de hemen şunun bir tane replikasını alayım. İsterseniz de arkadaşlar şöyle bir tetikleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İlk önce ürünleri bu şekilde sorguyla iQueryable olarak tasarlayabilir. Ardından da ürünler nokta toList async fonksiyonunu burada çağırabilirsiniz. Tabii bunun neticesinde de ne diyelim mesela datasla karşılayalım bunu. Tamam, bakın list olarak yani artık iEnumerable olarak ilgili veriler elde edilmiş olacaktır. Şimdi biz bu sorguyu toList async fonksiyonunu önceki dersimizde incelediğimizden dolayı çok fazla uzatmıyorum. Sonlandırıyorum. Şimdi sırada where şartını oluşturmamızı sağlayan where fonksiyonu mevcut. Where fonksiyonu arkadaşlar hemen gelip yazalım. Oluşturulan sorguya where şartı eklememizi sağlayan bir fonksiyondur. Şart eklememizi sağlıyor. Ne gibi? Şimdi metot syntax üzerinden gidersek eğer yine ürünlerimizi elde edelim. Context nokta ürünler diyelim. Şimdi metot syntax yapılanmasında veri bu şekilde çağırıyoruz. Tabi burada şartı koyabilmek için arkadaşlar dikkat ederseniz bizden expression türünde func yani özel tanımlı bir fonksiyon almakta bir fonksiyon bekliyor daha doğrusu ve bu fonksiyon bir ürün istiyor parametre olarak ve return olarak da true ya da false boolean türünde bir değer döndürmemizi bekliyor. Genellikle biz burada ne kullanıyoruz? Lambda ifadelerini kullanıyoruz. Ürünü temsil eden U'ya karşılık şu şekilde bir sonuç geriye döndürebiliriz. Örneğin arkadaşlar ne diyelim mesela? ID'si işte 500'den büyük olan ürünler diyebilirsiniz. Ya da ne diyebilirsiniz? Like sorgusu da eklemek istiyorsanız eğer mesela ürün adı nokta contains ile like sorgusunu da ekleyebilirsiniz. Bunlarla ilgili biz ileride ayrıyetten detaylı konuşacağız. Yani biz EF Core üzerinde like sorgularını nasıl oluşturabiliriz vesaire. Şimdilik hani bunları çok fazla girmek istemiyorum. Ama mantık basit. Yani burada like sorgusunda içinde bir şey aramak istiyorsanız contains, başında bir şey aramak istiyorsanız start with ve sonunda herhangi bir değeri aramak istiyorsanız da end with fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Mesela şöyle yapalım. Şimdi ben ID üzerinden gideyim. 500 üzerinden 500'den fazla olan ürünleri getirsin. Tabii şimdi biz ne yapmış olduk? Burada ne seviyedeyiz? iQueryable seviyesindeyiz bakın görüldüğü üzere. Ben bunu çalıştırmak mı istiyorum? Çalıştırabilmek için toList async fonksiyonunu kullanmam lazım. Anladınız mı arkadaşlar? Haliyle sorguyu oluşturdum. Bundan sonra nokta toList async fonksiyonunu çağırıyorum. Haliyle ne yapmış olduk? Artık execute edip sonucu elde etmiş olduk. Hatta şöyle gelip şuraya bir tane breakpoint koyalım. Uygulamayı çalıştıralım. Şimdi
Provider'dan da bir yandan bakalım arkadaşlar nasıl bir sorgu oluşturuluyor. Hemen şöyle geliyorum Provider'a. Sanırım biz sorgunun oluşturulduğu noktayı kaçırmışız. Tekrardan şurayı çalıştırayım. Tabii biz şurada evet'le ilgili fonksiyonu beklemeyi unutmuşuz. Ondan dolayı arkadaşlar ilgili sorguyu da göremiyorduk. Şurada tekrardan bir bağlantıyı sağlayayım. Evet, şimdi eventleri siliyorum. Projeyi tekrardan çalıştırıyorum. Şu anda oluşturulacak sorguyu ekranda görüldüğü üzere görüyoruz. Şimdi ver şartı oluşturmuş. Bakın görüldüğü üzere. Yani sen generate edilecek sorguya ver şartı eklemek istiyorsan bu şekilde metot sintaksi kullanabilirsin. Burada like sorgusunu da görmek isterseniz hemen şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Projeyi kapattım. Yorum satırı yaptım ilkini. Hemen geliyorum. Şöyle ürün adı üzerinden bir like sorgusu çekelim. Ürün adı nokta. Mesela start with diyerek örneğin A ile başlayan tüm ürünleri getirmesini istiyorum. Tabii bizim veri tabanımızda A ile başlayan herhangi bir ürün yok ama olsun nihayetinde sorguya bakalım diye böyle bir örnek yaptım. Görüldüğü üzere A ile başlayan tüm ürünleri getirecek like sorgusunun şartını da buraya eklemiş olduğu mevzu bundan ibaret. Tamam mıyız? Aynı işlemi query syntax üzerinden de şöyle örneklendirelim. From yine ürün in context nokta ürünler diyerek ardından select ürünleri seçiyorum. Şimdi burada ne yapmış olduk? Direkt bir select yıldız from gibi bir sorgu oluşturmuş olduk. Ben eğer buna var şartı ekleyeceksem yapmam gereken from ile select arasına var şartını şu şekilde eklemek. Var diyoruz ardından şartımızı yazıyoruz. Ürün nokta ID diyorum 500'den büyük olanları getir. Veya diyelim misal olarak ürün nokta ürün adı nokta ends with ile de arkadaşlar 7 ile sonu 7 ile bitenleri de getirtirelim. Hatta 7 ile bitenleri şöyle getirtirelim. V diyelim. Hem ID'si 500'den büyük olanlar gelsin hem de bir yandan 7 ile bitenler gelsin demiş oluyorum. Şimdi biz burada neredeyiz? iQuery'deyiz. Yani hala sorgu kısmındayız. Ben şimdi bunu çalıştıracağım. Nasıl çalıştıracağım? Var data diyelim. Ürünler nokta to list async fonksiyonunu tetikliyorum. Tamam mıyız? Tabi burada tekrardan şunu hatırlatmamda fayda var. İsterseniz to list fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Bu senkron hali yani direkt çalışacaktır. Ben to list async'i tercih ediyorum. Burada tercih devreye girdiğinden dolayı hani herhangi bir öneride bulunmuyorum. Tabii ki de asenkron yapılanmaları kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Haliyle ikisi de aslında aynı lacivert olduğu için istediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu kodu da çalıştırdığımda görüldüğü üzere oluşturulacak sorgunun genere edilmiş hali anında bu şekilde. Tamam. Mevzu bundan ibaret. Tabi burada gelen dataları da bakalım derseniz şöyle bir inceleyelim isterseniz. Bakalım istediğimiz hedef veriyi getirmiş mi? Sorguyu oluşturuyorum. Daha doğrusu projeyi çalıştırıyor. Yani sorguyu oluşturuyor. Execute ediliyor. 50 tane veri gelmiş. 500'den büyük olan ve sonu 7 ile biten hangi verilerimiz varmış? Şöyle bakarsak bakın mesela 507 varmış. 527 var. 547 var. 557 var. Yani beklediğimiz verileri getirmiş değerli arkadaşlar. Var fonksiyonu da bundan ibaret. Sıradaki fonksiyonumuz order by fonksiyonu. Order by fonksiyonu bildiğiniz sıralama fonksiyonudur. Yani bu fonksiyon üzerinden ilgili sorguya biz sıralama operasyonu çekeriz ve bu da nihayetinde birden fazla veri getirecek bir fonksiyon. Şimdi gelin bunu nasıl yapacağımızı inceleyelim. Şöyle yola çıkmak istiyorum. Şimdi ilk önce bir açıklamasını yazalım arkadaşlar. Sorgu üzerinde sıralama yapmamızı sağlayan bir fonksiyondur diyelim. Şimdi bak sorgu üzerinde diyoruz ya. Benim buradaki sorgum herhangi bir sorgu olabilir, değil mi? Where şartlı olabilir, like sorgusu olabilir vesaire. Şimdi bir kompleks bir sorgu oluşturalım. Ondan sonra order by'ı çağıralım. Hemen geliyorum. Ürünler diyorum. Ardından context nokta ürünler diyorum. Şimdi diyelim ki mesela where metot sintaksını bildiğimizden dolayı bir şart ekleyeceğim. Mesela ürün diyelim. Ürün nokta id'si yine 500'den büyük olanları getirsin istiyorum. Veya diyelim. Bir de like şartı ekleyelim. Ürün adı efendime söyleyeyim end with ile işte 2 ile bitenleri getirsin istiyorum. Şimdi burada bana bu sorgu neyi üretecek? Bu sorgu select yıldız from
ver işte ID'si 500'den büyük olan ve ürün adı like neydi o işaret? Yüzde işareti 2. Bu şekilde bu şartlara sahip bir sorgu üretecek. Şimdi ben bir de sıralama yapmak istiyorsam eğer sorgunun neticesine gelip order by diyorum. Ardından order by'la hangi kolona uygun bir sıralama çekeceksem onu da lambda ile arkadaşlar şu şekilde bildiriyorum. Bu nokta diyorum. Misal olarak ürün adına göre ascending olacak şekilde sıralamayı yap. Şimdi burada order by ascending olarak sıralamayı yapar. Hemen onu da bildirelim arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle gelelim. Tamam mıyız? Ascending olarak sıralama yaptığını burada ifade etmiş olduk. Peki, şimdi bunu ben query syntax'ta nasıl gerçekleştirebilirim? Hemen ürünler 2 diyelim arkadaşlar. Context nokta, pardon context değil bak. Eğer context'ten direkt gidersem metot syntax'ı kullanıyorum. Eğer ki query syntax üzerinden gideceksem şu şekilde query oluşturuyorduk. Context nokta ürünlerde select ürün diyorum. İlk önce bütün ürünleri çekiyorum. Ardından şartımız vardı. Ver diyorum. Ürünün değil mi? ID'si 500'den büyük olacak veya ürün adının son karakteri 2 olacak diyorum. Şimdi burada bir ver koymuş olduk ve like sorgusu oluşturmuş olduk. Order mı çekeceğim? Order'da da arkadaşlar ver ile select arasına order'ı yerleştiriyorum. Bakın order by deyip ardından neye göre sıralama yapmasını istiyorsanız şu şekilde bir bildirimde bulunabilirsiniz. Eğer ki query syntax'ta bu şekilde bir order çekerseniz bunun default hali ascending'dir. Tamam. Ha istiyorsan sen bunun yanına gelip ascending yazabilirsin. İstiyorsan gelip yanına ascending yazabilirsin. Yazmazsan da default olarak ascending olacaktır. Tamam mıyız? Şimdi gelin buradaki yapmış olduğumuz çalışmaları şöyle test edelim. Profiler üzerinden görelim. Şimdi ürünler nokta toList Async ile bunu tetikliyorum. Aynı şekilde ürünleri 2 ile tetikliyorum. Şimdi bunları burada tetiklediğim zaman arkadaşlar profiler'a bunların oluşturulan sorguları düşecektir. Hemen şöyle gelelim. Şurayı temizliyorum. Şimdi ilk önce birincisinin sorgusunu oluşturalım. Görüldüğü üzere arkadaşlar bir ver şartımız var ve bu ver şartı içerisinde bir de like şartı oluşturulmuş ve neticede order by ile ascending olacak şekilde ürün adına bir sıralama çekilmiş. Bu bir. Aynı şekilde query syntax'ta da geçerli. Bunun için oluşturulan sorguda da birebir bir öncekiyle aynı neticenin sorgunun jenerate edildiğini görüyoruz. Tamam mıyız? Oldukça basit değil mi? Şimdi arkadaşlar bir de then by'ımız var. Then by ne diye sorarsanız eğer gelin bunu da sizlere izah etmeye çalışayım. Şimdi then by bakın order by'ı kapatmadan bunu ele alıyorum. Then by şudur. Bak order by üzerinde yapılan sıralama işlemini farklı kolonlara da uygulamamızı sağlayan bir fonksiyondur. Eğer ki sen order by mı çekiyorsun? Order by çektiğinde bunu birden fazla kolonda sağlamak istiyorsan then by'ı kullanman gerekiyor. Ve then by arkadaşlar birazdan göreceksiniz bunun nasıl ki descending'i var. O zaman then by default olarak ascending üzerine kurulu. Haliyle ascending birden fazla ascending sıralama operasyonu sorguya sıralama komutu yerleştirmek istiyorsanız then by'ı kullanıyorsunuz. Hemen bunu şuradan örneklendireyim. Şimdi bak metot syntax üzerinde örneğimizi alırsak eğer ben ürün adına göre sıralama yapmasını istiyorum. Eğer ki ürün adı birden fazla aynı olan varsa bunların arasında da then by diyerek arkadaşlar ne yapıyoruz? Yine bu ürünlerde diğer sıralama şartını belirtiyoruz. Hemen şöyle geldim. Mesela fiyata göre sırala bu sefer diyorum. Mesela then by ile devam edebilirsiniz. Ürün diyorum. Bu nokta. Efendime söyleyeyim. Bu sefer de ID'ye göre sırala. Eğer bunlar yani ürün adları mükerrer olanlar varsa fiyata göre. Fiyatta mükerrer olanlar varsa o zaman da ID'ye göre bir ascending türünde sıralama yap demiş oluyoruz. Bunu hemen şöyle ben bir kapatıp tekrardan çalıştırayım. Hatta ben şunu da kapatayım arkadaşlar. Şöyle geldim. Ürünler
.toList esenkleyerek ilgili fonksiyonumuzu tetikliyorum. Şurayı temizliyorum. Kodu salıyoruz. Oluşturulan sorguya bakarsanız eğer order by ürün adı, eğer ki mükerrer olan varsa fiyat, eğer ki mükerrer olan varsa ID'ye göre sıralı bir şekilde sıralama yapması gerektiğini söylüyorum. Tamam mıyız? Olay bundan ibaret. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Order by'ı da gördüğümüze göre order by descending. Şimdi order by'ın tam tersi. Sıralama işleminde descending olarak sıralama yapmamızı sağlayan bir fonksiyondur. Biraz devrik oldu sanırım. Şöyle diyelim, direkt descending olarak sıralama yapmamızı sağlayan bir fonksiyondur. Şimdi bunun metot sintaksi şu şekilde. Var ürünlerden yine yola çıkarsak nokta ürünler. Burada kompleks bir şartlı sorgun olabilir. Önemli değil. Ben direkt order by descending'i çağıracağım. Çünkü çok fazla uzatmanın anlamı yok artık. Mevzuyu anladığınızdan dolayı oluşturulan sorguyu arkadaşlar tersine descending olarak büyükten küçüğe göre ya da alfanumerik olarak büyükten küçüğe göre bir sıralama çekeceğinden dolayı hani şartlı ya da şartsız fark etmiyor. Oluşturulan sorgumuz ahanda bu. Bu sorguya order by descending de şu şekilde bir sıralama talimatı verebiliriz. Olay bu. Şimdi ben hemen şurada toList esengi çağırarak sorguyu bir oluşturayım. Bakalım descending sorgusunu nasıl oluşturuyormuş. Görüldüğü üzere arkadaşlar şöyle sorgumuza bakarsak eğer descending komutunu buraya yerleştiriyor. Şimdi eğer ki ben bunu query üzerinden gerçekleştirmek istiyorsam şu şekilde bir davranış sergilemem gerekiyor. Hemen şöyle temele atalım. From ürün diyelim. In context nokta ürünler diyelim. Ardından select ürün diyelim. Şimdi ne yapacağız? Burada bir sıralama işlemi yapacağım değil mi? Sıralama işlemi eğer varsa ver, ver ile select arasında. Eğer ver yoksa direkt from ile select arasında gerçekleştirilir. Order by dersek, şimdi order by sıralı anlamına geliyor. Şimdi neye göre sıralama yapmasını istiyorum? Örneğin arkadaşlar ID'ye göre ya da ürün adına göre artık neye göre sıralama yapmasını istiyorsan burada belirtiyorsun. Şimdi bu şekilde bırakırsak default olarak bu ascending. Yazarsan da ascending. Eğer ki descending olmasını istiyorsan bu şekilde belirtmen gerekiyor. Ardından nokta toList async fonksiyonunu çağırıp sorguyu execute edebiliriz. Görüldüğü üzere arkadaşlar sorgumuz biraz öncekiyle birebir aynı şekilde oluşturulmuş oldu. Devam. Şimdi eğer ki order by descending'in devamını getirmek istiyorsak, birden fazla fonksiyonda bunu kullanmak istiyorsak then by descending'i kullanabiliriz. Bunun için de arkadaşlar ekstradan hani bir açıklama yapmaya gerek yok. Order by üzerinde yapılan sıralama işlemi farklı kolonlara da uygulamamızı sağlayan bir fonksiyondur diye then by'a yazmışız. Aynısını kopyalayıp burada arkadaşlar order by descending olarak değiştirmemiz yeterli olacaktır. Şimdi bunu da örneklendirip dersimizi sonlandıralım. Ne diyelim? Var ürünler diyelim. Context nokta ürünler nokta order by descending dedik. İlk başta örneğin ID'ye göre bir sıralama yapmasını istedim. Ardından then by dersem ascending olacaktı. Benim istediğim bu değil. Then by descending dersek bu sefer de arkadaşlar ikinci sıralama kolonu da descending olarak ayarlayacak. Yani örneğin şöyle geldim. Bu nokta misal ne diyelim, fiyat diyelim. Hadi bir tane de then by ekleyelim. Bu da ne anlamına gelecek? O diyelim, bu nokta. Sallıyorum işte ne olsun, bu da ürün adı olsun. Şimdi bak descending, descending, ascending. Tamam mıyız arkadaşlar? Olay bundan ibaret. Hemen ilgili sorguyu çalıştırıyorum. Çalıştırıyorum ama tabii biz burada toList async fonksiyonunu çağırmadığımızdan dolayı fonksiyonumuz execute edilmedi. Burada da göremedik doğal olarak. Şimdi gelen sorguya bakalım. Bakın görüldüğü üzere. Hani neye göre bir sıralama yapacağımızı burada ilgili fonksiyonlar üzerinden rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar çoğul veri getiren sorgulama fonksiyonlarımız bunlardan ibaret. Bir sonraki dersimizde tekil veri getiren sorgulama fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Tamam. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum.